10 soruşturmada yasa gereği kısıtlama kararı yok mu? Bu nasıl oldu? Amaç nedir? Çapraz sorgu devam ederken bu sızmaya kim göz yumdu, nasıl izin verildi? Bu sızmalar devam ederse soruşturmanın güvenilirliği kalır mı? Narin soruşturması böyle yürüyecek ise etkili ve etkin soruşturma yapıldı diyebilecek miyiz? Benzer dosyalardan hafızamızda kalan tahliyeleri mi göreceğiz? Yoksa bambaşka biri mi fail çıkacak? Bu gariplikler sarmalında yolculuk nereye? Narin cinayeti ve sonrasındaki gelişmeler, açıklamalar aslında bize sorunun kaynağını gösteriyor. Bu ülkede artık din, siyaset, para ve güç ilişkileri her türlü suçu koruyan bir kalkana dönüştü. Ölü doğan bugünkü yönetim sisteminin cesedi ortada durduğu sürece daha fazla çürüyüp kokuşuyor. Ülkeyi de çürütüyor. Bu sistemden kurtulmamız gerekiyor. Nari'nin tutuklamaya sevk edilen abisinin ifadesi ortaya çıktı. Sırtındaki çizikler için duvara yaslandım, gözündeki morluk için kendimi yumrukladım dedi. Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınan Narin'in ağabeyi Enes Gürkan'a, savcılık sorgusunda sırtındaki tırnak izine benzer izler soruldu. Enes Gürkan kimsenin sırtını tırnakla çizmediğini, kimseyle kavga etmediğini ve tartışmadığını ileri sürerek, izlerin kardeşini ararken yorgunluktan sırtını duvara yaslamaktan veya yıkık evlere sürünerek girmekten kaynaklanmış olabileceğini iddia etti. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüphelinin 12 saat süren savcılık sorguları tamamlandı. Anne Yüksel Güran ve daha önce kolunda ısırık izi tespit edilen abisi Enes Gürkan kasten öldürme suçuna iştirakten, 7 kişi de suç ve suç delillerini gizleme suçuyla tutuklamaya sevk edildi. Öldürmeye iştirak suçuyla tutuklanması istenenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu. Anka Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre Enes Gürkan savcılığa verdiği 7 sayfalık ifadesinde Nari'nin kaybolduğu gün akşam ezanı okunduğu esnada saat 19.11 yemek için sofraya oturacakları sırada annesinin Nari'ni sorduğunu ve sonra aramaya başladıklarını anlattı. Nari'ni aramaya çıktıklarında telefonunun şarjının bittiği ve evde bıraktığını savunan Enes Gürkan, şehir dışında olan babasının köye geldiğini belirterek babasını kim aradığını bilmediğini belirtti. Narin'i arama çalışmalarının 4. gününde jandarma tarafından gözaltına alındığını ifade eden Enes Gürkan, gözünde oluşan morlukların sorulması üzerine, aramaların 2. gününde akşam karanlık saatlerinde Narin'i mısır tarlasında aradığını, o esnada mısır koçanlarının vücudunun her yerine çarptığını ileri sürdü. Daha sonra bir çocuk bulunduğu ihbarı üzerine hastaneye gittiklerini, ancak Narin olmadığını anlayınca köye döndüklerini söyleyen Enes Gürkan, bu sırada üzüntüden kendisini birkaç defa yumrukladığını ileri sürdü.